Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Cumhurbaşkanının üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz desteği verilmesine ilişkin kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı verilecek destek başvurularındaydı. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medya hesaplarından müjdeyi verdi. Tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan genç teknoloji destek başvuruları başladı. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesi üzerinden veya GSB Biz uygulamasını indirerek başvuru yapabilecekler. Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmayan emekliye verilecek 5.000 liralık ikramiye vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Milyonlarca emekliyi sevindiren bu habere emekli olup çalışmak zorunda kalan vatandaşlar tepki gösterdi. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı, emekli çiftçilere verilmeyen ikramiyeye tepki göstermek isteyen vatandaşlar Ziraat Odası'ndaki kayıtlarını sildiriyorlar dedi. İkramiye konusuna bir tepki de Rizeli çay ve fındık üreticilerinden geldi. Doğu Karadeniz'de çay cüzdanı ve fındık üreticisi kaydı bulunan binlerce emekli çiftçi ikramiye alamadığı için mağdur olduklarını, yetkililerden de konuyla ilgili açıklama beklediklerini aktardılar. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörü toplamında ücretli çalışan sayısı %3 oranında artış gösterdi. Bu dönemde çalışan sayısının en çok arttığı sektör ise sanayi oldu. Tüm dünyada hızla büyüyen e-ticaret pazarı günden güne kontrol edilemez bir hale geldi. Rekabet Kurumu, Türkiye'de hızla büyüyen ticaret pazarında fiyat konusunda anlaşma yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattığını açıkladı. Trendyol, Amazon ve Hepsi Burada uygulamalarını kapsayan siteler üzerinde inceleme yapılacak. Soruşturma kapsamında bu platformlarda kullanılan buybox mekanizması da incelenecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için vatandaşlar şimdiden gün saymaya başladı. Aralık ayında yapılacak asgari ücret toplantısına Türk İş bu kez 4 işçiyle katılacağını duyurdu. Asgari ücretin ne kadar olacağıysa Aralık ayında yapılacak pazarlık masasında belli olacak. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.